Rodos'a geldik. Hayatımda ilk defa geldiğim bir ada. İlk defa geldim. Böyle genel olarak çok konuşmadığım, daha çok görüntülerin aktığı bir vlog olacak. Ve şu anda rüzgardan beni duyabiliyorsunuzdur. Umarım şapkam uçacak. Bu gece kalacağız. Yarın döneceğiz. Öyle bir gecelik Marmaris'ten geldik. Bakalım beraber gezeceğiz sizinle. Öncelikle vloğa bir açılış çekmediğimi fark ettim ve açılış çekeyim istedim. Aloha! Yeni bir vlogla, yepyeni bir vlogla karşınızdayım arkadaşlar. Biraz spontan oldu açıkçası. Hani bu yasa tasarısıyla ilgili moralim çok bozuk olduğu için keyfim yok yani bu hayvanlarla ilgili Türkiye'de olan saçma sapan diyeceğim durumdan dolayı. Yani çeksem mi çekmesem mi diye düşündüm ama hani Rodos'a bir gece kalmalı gelmişken, hayatımda da ilk defa gelmişken size de böyle çekeyim istedim. Yani çok fazla konuşmayı düşünmüyorum. Genelde böyle hani size etrafı göstermek falan istiyorum. O yüzden büyük ihtimalle benden çok etrafı göreceksiniz. Hani nereye gidersek gezersek hava inanılmaz sıcak. Bugün 31 Temmuz pazar olması lazım. Bakayım. Tarihi size söylemezsem olmaz. Yok, 28 Temmuz pazar günü, 2 şu anda saat. 12.30 feribotuyla geldik. Marmaris'ten geldik. 1 saat 10 dakika kadar sürdü. Yarın akşam 6.30 feribotuyla döneceğiz. Annem daha önce bir kere gelmiş ama hani o günü birlik gelmiş. Böyle. Umarım izlerken keyif aldığınız bir vlog olur. Şapkalarınızı takmayı, güneşte ve güneş kremlerinizi de sürmeyi ihmal etmeyin. Bu arada güneş gözüm çıkaramıyorum çünkü gerçekten güneşe çok kötü oluyor gözlerim. Şu anda gölge oldu da her yer güneş. İyi seyirler. Şimdi odaya geldik. Bir gece kalacağız zaten de eşyaları attık size. Göstereyim göstermece. Böyle bir çift kişilik yatak var. Burada da iki kişilik. Yani iki farklı tek kişilik yatak mevcut. Şurada. Işıklanmıyor mu? Allah Allah. Herhalde takmamız gerekiyor. Öyle. Ben şimdi sorarım. Kasayı çalıştıramadık da bu arada. Burada da bir balkon var. Ben beğendim. Şurada havuz bile var.
yorucu. Şimdi buraya gelirseniz, bakın buraya gelin. Yani ben denemedim, böyle takeaway bir tane bir şey aldık şan fıstıklı, ama bu pastane kahvaltısı falan da çok güzelmiş, bilginiz olsun. Bu arada size menüyü göstereceğim. Yani İngilizce var gördüğünüz gibi zaten. Bir de fiyatlar da böyle. Mesela salatalar neredeydi? Şurada salatalar var ya. Mesela küçük işte Yunan salatası 8.80. Büyük Yunan salatası 10.5 euro. Şurada ekmekler 2 euro falan. Göstereyim dedim. Bu bizim cacık bence. Salatası. Böyle fiyatlar. Et yiyenleriniz ya da deniz ürünleri yiyenleriniz için de göstereyim. Şöyle. Aşkım yok ki. Ama burada sana verirler eminim. Bizde yok şu anda bir şey. Bak. Bol soğanlı değil mi? Evet. Ay çok sağ. Bu sarımsaklı ekmek, tamam mı şimdi? Size hepsini gösteriyorum. Bu neydi? Kabak, peynir dolgulu. Peynir dolgulu kabak. Bu sibas dediği ne? Levrek karpaccio. Levrek karpaccio. Bu neydi? Mantar, ızgara mantar. Izgara mantar ama bir şey yok muydu sos olarak? Izgara mantar. Afiyet olsun size.
krem olarak da bunu getirmişler. Şöyle. Bu arada ne kadar tuttu diye merak ederseniz onu da göstereyim. 53 euro. Bu kadar yedik. Bence fena değil. Ne kadar ediyor? 3500, 2, yani 1750. Bakın burada bu arada böyle taksiler var. Buralardan böyle biniyorsunuz. Yani her yerde olmuyor ama işte taksi, şöyle bir ağaç var. Büyük bir ağaç. Kalenin orada. Orada taksi durağı var. Buradan biniyoruz biz. Şimdi denize gireceğiz. Saat 8'e geliyor. Ama ay şu çok güzelmiş bu arada. Baksana. Bayıldım, şuna baksanıza. Şu çok güzel. Girebileceğiz mi ikimiz aynı anda? Çünkü telefonlar var. Siz varsınız. Yoksa hani bir annem girecek, bir ben gireceğiz. Eşyalara birimiz bakacağız. Bakalım. Çünkü çalınma ihtimaline karşı da dikkatli olmamız gerekiyor. Ama bir gün batmadan, güneş batmadan denize dalıp çıkmak istiyoruz. Bu arada çok güzel rüzgar esiyor şu anda. Bugün çok... Ay, ben de güneşten görüyorum. Bugün aşırı derecede sıcaktı. Şöyle gölgeye geçeyim. Bayağı sıcaktı bugün. Şu anda çok iyi hava. Serinlemeye başladı yani. Şu an serin diyebilirim. Öyle. Bakalım. Buranın denizi güzel bence. Temiz bir denizi var. Onu anladım zaten. Hani ilk geldiğimizde de böyle limandan gördüm. Hani denize girenler vardı. Size de çektim. Şimdi göstereyim. Bakın. Size açı bulmak için yaptığım şeyleri bir görseniz, şu an
musluğun üstündesiniz. Yani musluk başı var ya. Bakın sizi nereye koydum? Tam şuraya. Görüyor musunuz? Başka türlü bir yer bulamadım. Arkadaşlar, aloha. Bugün gidiyoruz. Zaten bir gece kaldık burada. Dün de bahsetmiştim. Şimdi hazırlanırken beraber hazırlanalım dedim ve ben bikini üstüyleyim. Altımda da şort. Hem size göstereyim dedim. Gerçi şortu görebiliyor musunuz? Ay, 1.60'ların işi zor. Sandalyeye de oturuyorum ki böyle görmeyin yani, yüzümü görün, gül cemalimi görün biraz. Annem aşağı indi, böyle birkaç telefon görüşmesi yapacağım dedi. Ben de o sırada hemen kamerayı açayım, sizinle hazırlanayım ve bavul, yani bavul dedim de işte çantayı hazırladım, çıkayım dedim. Size bir günaydın diyeyim, aloha diyeyim ya da akşam seyrediyorsanız da iyi akşamlar diyeyim. Şöyle, şimdi hazırlanacağım, çıkacağım. Burada bir pastane var, hatta dün de böyle uğramıştık. Bir tatlı aldık ama onu çok beğenmedim, şan fıstıklı. Şimdi bugün de işte kahvesi de güzelmiş. Orada börek falan var. Zaten burada inanılmaz Türk var. Ya Rodos'la ilgili size ne söyleyebilirim? Yani her ülkeden insanlar var. Çok fazla turist tabii ki de, görüyorsunuz yürürken. Güzel bir ada ama şu var yani... Şu ana kadar gezdiğim adalar içinde en göze çarpanlardan biri diyemem. Hani ben böyle bir daha geleceğim bir ada kategorisine koymam burayı. Deniz güzeldi ama hani şey, yosunlar falan vardı. Böyle siyah kalın, hani yosun taneleri olur. Yosun da değil o. Yaprak gibi böyle uzun. Ama temizdi yani. Ay, biri geldi, bir dakika. Ben de kim geldi? I'm here diyorum. Neyse, biri geldi gitti. 11'de check out, daha saat 10.30'a gelmedi. Onu 20 geçiyor falan herhalde. Yani hani onun dışında zaten sıcak, hani sıcakla ilgili. Bu arada bu sene ekstra sıcak olmuş tüm dünyada olduğu gibi. Taksicilerle mutlaka pazarlık yapın. Dün biz böyle işte indiğimiz yerden, yani limandan buraya ki 10 dakika yürüme mesafesinde ama eşyamız var diye taksi tuttuk. 15 euro istedi ilk taksici. Ben hatta dedim bence fazla istiyor. Sonra bir daha bindiğimizde 7 euro istedi. Yani hani olabilir o kandırmaya çalışmalar. Ben pazarlık yapma taraftarıyım. Tabii ki markette alacağınız üstünde fiyatı olan şeyler de değil de. Ya da taksimetre açtırabilirsiniz. Onun dışında ulaşımla ilgili bir sıkıntı yaşamazsınız. Zaten hani bana bu ada çok büyük dediler. Ama ya ben her yeri görmedim. Yani biz her yere gitmedik. Ya da o kadar büyük gelmedi bana. Hani Gökçeada gibi ondan da büyük falan diyenler olmuştu çünkü gelmeden önce. Ben bu arada hiç hazırlanmıyorum. Bari güneş kremimi süreyim de o sırada o emsin. Şöyle yani indiğinizde zaten limana iniyorsunuz. İşte limandan hani hangi otelde kalacaksanız oraya yürüyorsunuz. Ya da taksiyle dediğim gibi gidebilirsiniz. Güneş kreminizi hiçbir şekilde ihmal etmeyin. Ben güneş kremsiz. No. Yani bir de ben beyaz olmayı seviyorum arkadaşlar. Yanmayı falan da sevmiyorum. Konudan saptım şu an. Yürüme mesafesinde böyle hani Old Town diye bir bölgeleri var. Oraları gezebilirsiniz. O zaten limana da yakın. Orada bir sürü restoranlar falan var. Bu arada fiyatlar Türkiye'den hiçbir şekilde fazla değil. Yani düşük değil bence. Atina'da falan daha da ucuzdur. Atina'ya bir iki kere gittim. Hiç hatırlamıyorum ama hani Yunanistan bazında ya da Avrupa'da bence bir tık daha ucuz. Hani Hollanda pahalıydı gerçi. Ama hani öyle çok ucuz gelmedi de Türkiye'ye kıyasla da vay be ne kadar pahalı demedim. Normalde derim bu arada hani euro olduğu için. Dün biz ne yaptık? Hatta sizinle paylaştım yani yediğimizi içtiğimizi, özellikle fiyatlarını da gösterdim ki hani siz de görün, bilin. Hani siz de benimle gezin. Yani geziyorsunuz zaten, fiyatları da görmüş olun diye. Belki size de gelmek isterseniz, gelirseniz bir katkısı olur. Geliş kolaydı. Marmaris'ten 1 saat sürüyor işte yol. Böyle. Ama hani ben mesela Samos'u çok merak ediyorum. Santorini adasına gitmiştim. Santorini'ye de bayılmadım. Santorini bence balayı adası gibi. Bir de biraz şatafatlı gelmiştim. Mikonos'a da gitmiştim. Mikonos parti adası diyorlar ama ben öyle, benim çok gece hayatım yok. Yok yani, üniversiteyle beraber konser izlemeyi, festival izlemeyi ayrı severim ama öyle gece çok çıkmam ya. Yani çok nadir. Neyse işte Mikonos'u da sevdim ama böyle bayılmadım. Ben nereyi seviyorum? Samos'u çok merak ediyorum. Simi'yi çok merak ediyorum. Oralar aklımda. Kos'u çok merak ediyorum. Kos Adası'na da hiç gitmedim. Midilli, Lesbos, Midilli zaten aynı. Onlara da gitmedim. Hatta bir arkadaşım oradaydı 3 ay. Onu ziyarete gidemedim falan.
Böyle yani Rodos'a gelin. Tabii ki bir görün. Güzel. Yani güzel. Böyle hatta çocuklu aileler gördüm. Türkiye'den çok gelen. Zaten kapıda da şimdi vize uygulaması oldu ya, o yüzden çok gelenler de vardı. Ekstra kalabalıktı. Hatta normalde 3 sefer varmış. 5'e yükseltmişler. Böyle. Ben böyle çok konuşmayayım. Vlog çok uzun da olmasın diyorum ama biraz da anlatayım istedim arkadaşlar. O kadar gelmişsiniz benimle. Neler yaşıyorum falan. Sonuçta böyle yürürken ederken dediğim gibi çok fazla böyle kendimi çekip konuştuğum bir vlog olmayacak. Ya yorumlara şunu da hani düşüncelerinizi söylerseniz, paylaşırsanız çok sevinirim. Vloglarda genelde böyle yürürken falan size anlattım. Hani daha çok beni gördüğünüz vloglar mı olsun, daha çok etrafı gördüğünüz vloglar mı? Bunda da kardelen seni görmek istemiyoruz, etrafı çek falan diye de yazmayın. Ponçik kalbim kırılır. Ama etrafı daha çok çekebilirsin falan derseniz biraz yani bazılarınız kardelen tamam falan derse üzülebilirim. Ay bunun dışında arkadaşlar ya şu, yani o konuya gelmek istemiyorum. Tamam bu vlogda bu konuya değinmeyeceğim. Yani köpeklerle ilgili, kedilerle ilgili, hayvanlarla ilgili olan yasa, yani ne hissettim? Yani gerçekten böyle sinirden şeyim artık, gülüyorum. Hani kahkaha atıyorum çünkü çok sinirlerim bozuk. Ben çok ağladım. Yani çok karnım ağrıyor böyle. Umarım bu yasa çıkmaz ve bu saçmalıktan bir an önce dönülür. Bunu bütün kalbimle, yani bunları konuşmamız, bunun gündemde aşırı saçma. Böyle bir saçmalık yok. Neyse. Yani bunu savunanlarınız varsa da beni izlemenize gerek yok. Gerçekten yani bu hayvanlar yaşamasın, bu hayvanların yaşamaya hakkı yok diye düşünenleriniz, buna inananlarınız varsa zaten gerçekten çok farklı yerlerdeyiz, çok farklı dünyalardayız. Ben böyle insanlarla yani yargılamak da istemiyorum, evet, ama çok zor buluyorum. Yani yaşamayı, nefes almayı, bunu kendinde hak görenleri, hele ki yani bu masum hayvan dostlarımız, yani neyse çok girmeyeceğim bu konuya ama çok da iyi değilim, yani bunu da bilin. Böyle moralim bozuk bir şeyim ya, yani böyle bir şeyin olmamasını istiyorum tabii ki. Böyle neyse, kapatıyorum, hazırlanıyorum, güzel bir gün olacak. Akşam 6.30 işte motoruyla dönüyoruz. Sizce de kilo vermemiş miyim ya, belli oluyor mu? Kendinden mutlu birisini bırakıyorum fiziksel olarak. Tabii ki her şey fiziksel değil. Asla değil. Bu arada ben hiç hayatımda botokstur, işte bir işlem ya da iğne, gençlik iğnesi falan varmış. Onları bile daha yaptırmadım. Ama düşünüyorum. Hatta alnıma botoks düşünüyorum. Bakın çok kırışıyor. Bakalım. Bakalım göreceğiz ya. Görüşürüz. Anne. Şimdi flat white, annem de frappe içiyordu. Ama bu frappe yine iyi. Buranın adı ne size söyleyeyim mi? Şu. Reklam değil ama şurada içiyorum. Frappesi fena değil. Thank you.
Şimdi bir pastaneye geldik. O dün geldiğimiz pastaneye. Burada bir şeyler yiyeceğiz, içeceğiz falan. Bu geldiğimiz pastanede patatesli börek deniyorum arkadaşlar da. Çok güzel. Deneyin. Bildiğimiz börek. Ama ev yapımı gibi değil mi? Şimdi burada yoğurtlu, bademli. Bir de bunu deneyeceğiz. Bakalım. Bu da yanına bize tahin vermiş ekstra. Aşkım. After that, do you have another client? Şimdi bakın bundan yaptıracağım. Where are you from? Albania. Albania. Şimdi saçımı yapıyor. What's your name? Erisa. Erisa. Ne seçtiğimi size sonunda gösteririm. Ama 20 yıl. Belki 30, yok 25 yıl olmuştur. 9-10 yaşlarında falan yaptırdım ilk defa. Şu renkleri seçtim. Çok heyecanlıyım. Dün de istemiştim bu arada. O kadından bence daha iyi yapacak anne. Dün bir yerde seçmiştik. Ama şey buralı... Ha evet. Arnavutluk. Şey 20 euro. Bilginiz olsun fiyatı yaptırmak isteyen. Ay çok heyecanlı. Güzel olacak. Oh yes, please. I like glitter. But you are very good. I really like the, you know, two of them I've seen. Really nice. Yeni stilim ve ben. Bitiyor. Şimdi bakın şöyle. O kadar sıcak ve o kadar kalabalık ki anlatamam size. Şimdi size göstereyim mi? Şu içeride bir yerdeyim ama bakın şöyle de göstereyim. Nasıl olmuş? Görüyor musun? Bu arada şey merak edenler için söyleyeyim, 3-4 ay dayanıyor dedi kadın. Ben zaten yıllar önce yaptırdığımda da hatta 6 ay falan kullanmışımdır. Duş alabiliyorsunuz. İstemediğinizde de zaten şuradan kestiğinizde direkt çıkarıyorsunuz. Çok felaket ışık bu ışıklarda. Yani hiç en sevmediğim ışık beyaz ışık. Neyse böyle. Frappe makinesi. Kalabalığa bakın. Bugün daha da kalabalıktı da. Bunun adı neydi? Bu peynir türü. Neliydi? Kızarmış peynir arkadaşlar. Bu da mandalina reçeli gibi. Bu da Mediterranean salata soyadı. Yolculuk vakti. Buradan soldan geçeceğiz. Şimdi biz geldik de şu sırayı görüyor musunuz? Bakın. Check-in yapacağız. Şöyle başlıyor sıra. Şuraya kadar bekliyoruz.
Aloha. Kapanışı yapmaya geldim arkadaşlar ve şöyle bir manzaradan kapanışı yapıyorum. İskele mahvoldu yani. İskeleyi görmeyin şu anda. Tamir gerekiyor. Neyse. Umarım izlerken keyif aldığınız bir vlog olmuştur. Rodos'a, Marmaris'e daha önce, yani Marmaris'e büyük ihtimalle gidenleriniz, gelenleriniz vardır ama özellikle Rodos'a gidenleriniz varsa sizin gidip sevdiğiniz yerler oldu mu? Bana da önerdiğiniz yerler varsa bir daha gidersem diye yorumlara düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim. Marmaris taraflarında da hani böyle bana önerdiğiniz, bak Kardelen burası da güzel, gizli saklı koylar falan, denizi de çok sevdiğimi biliyorsunuz, varsa yazarsanız sevinirim. Aynı zamanda varlığımız için kocaman 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 mahalo arkadaşlar. İyi ki izlediniz. Buraya kadar geldiyseniz de mahalo diyorum. Çok gerçekten. Mahalo bu arada Hawaii'ce teşekkürler demek. Bunu bana bazen soranlarınız oluyor. Kanalı ilk açtığımda işte aloha ve aloha ile açıp mahalo ile kapatacağım demiştim. Hani ilk defa izliyorsanız böyle ufak bir bilgilendirme olsun. Aynı zamanda bu vlogu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Instagram'ı ve TikTok'umu da şuralara bir yerlere bırakıyorum. Oradan takipte kalabilirsiniz. Yani Instagram'da farklı, işte TikTok'ta farklı şeyler böyle çekiyorum. Böyle. Onun dışında da haftaya bambaşka bir videoda ya da vlogda görüşmek üzere diyorum. Ve deniz sesi bana çok iyi geliyor. Bu gelişimde deli gibi yüzmedim. Bayağı yüzdüm. Ama çok özlemiştim denizi. Haftaya bambaşka bir videoda ya da vlogda. Bilemiyorum artık hangi video ya da vlog olur. Görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Şu denizin rengine sizi ışınlayacağım. Denizin rengini yok. Size dur bir dakika kuracağım cümleyi. Denizin rengine ışınlayacağım sizi. Bakın şimdi. Mavi tonlarını görüyor musunuz? Çok güzel. Biraz huzur.